Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gecenin bir yarısı size bu videoyu hazırlıyorum. Şu anda 29.499 abonedeyiz. Yani benim çağırma kulak asıp kanala abone olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah bu canlı yayın ya yani bu video esnasında 29.500 oluruz. Vallahi bir şey itiraf edeyim. Bu video 40 dakikada olsa olabilir. Hakkınızı helal edin. Peşin peşin söyleyeyim. Her daldan dala atlayıp her şeyi konuşacağım arkadaşlar. Bugün de her şeyi bitireceğim. Bilginiz olsun. 90 artı 6'da yarışa tutunduk. Portuto Süper Lig'in 27. haftası. Ancak 27. maçımızda sağımızda MK Ankara gücüne karşı galip geldik. 2-1'lik skorla. 81. dakikada Ali Ankara gücü öne geçerken 87'de penaltıdan Enner Valencia ve 90 artı 6'da da Miguel Crespo'nun golleriyle karşılık verdik. 2-1 olarak maçı kazandık. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladık. İki topumuz direkten döndü. Bu sonuçta Fenerbahçe Galatasaray'la puan farkı da 6 da kaldı. Yani şu an için 6. MK Ankara Gücü 28 puanda kaldı. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanına konuk olacakken Ankara Gücü de Giresun sporu ağırlayacak. Şimdi bazı maçlar vardır. Kırılma maçlarıdır. Ama ne kırılacak? Kim kırılacak? Kim neye kırılacak maçlarıdır? Yani çok fazla detayına girmeyeceğim. Çok fazla incelemeyeceğim ama gerçekten kırılma maçlarıdır. Yani kimin kim neyi kıracağı önemli. Mesela Fenerbahçe şanssızlığını kırdı desem yok diyemezsiniz. Fenerbahçe ne bileyim şampiyonluk yolundaki budubetliği kırdı desem yok diyemezsiniz. Hani bir tane Meral Güven mi vardı? o çıkmış demiş ya işte bu maçta demiş Fenerbahçe yenilecek demiş i̇şte Ankara gücü şampiyonluğa etkileyecek bir şey yapacak demiş yani iş artık falcılara büyücülere kaldı şimdi onu bunu şunu geçin arkadaşlar siz Fenerbahçe'ye odaklanın bakın Maçın bitiminde Jesus'un bazı açıklamaları var. Mesela açıklamaların her kısmını konuşamam ama Galatasaray tepkisi var. Ne diyor Galatasaray tepkisinde Jesus? Bir de haklı mı haksız mı onu da söyleyin. Galatasaray neden bizden önce oynuyor? Bunu bilmiyorum ve anlayamıyorum demiş. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor diyor. Yani Galatasaray her hafta niye Fenerbahçe'den önce maç yapıyorlar diyor. Galatasaray neden bizden önce oynuyor? Bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum. Ama taraftar üzerinde olabilir. Taraftar üzerinde olabilir ne ya? Oluyor işte. Fenerbahçe taraftarı çıldırmış gibi ya. Ya bir gol yedik sanki 70 tane birden yedik gibi ya. Yani 70 tane gol yedik gibi ya. Vallahi çok enteresan açıklamalar vardı ya. Neyse devam edeyim ben bitireyim. Çünkü çok uzun sürecek. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içi etkisi var diyebiliriz. Yani daha önce oynamasını. Biz iki takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim diyor. Artık ne demek istediğini size bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama Jesus'un asıl kritik sözleri hani başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam şeklindeydi. Yani mühim olan konuşma kısmı burası. Şimdi Fenerbahçe maçı kazandı. Rakibini mağlup etti. Buraya kadar her şey çok güzel. Yani buraya kadar her şey futbolun içindeki şeyler. E, olağan akışındaki şeyler. Fenerbahçe pes etmeyen bir takım. Fenerbahçe savaşan bir takım. Fenerbahçe inançlı bir takım. Fenerbahçe karakterli bir takım diyor. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugün galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar. İrfan sonradan oyuna girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. İki golde de katkısı vardı. Ki bana kalırsa iki tane asisti var ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir dönemde bir taraftar grubu neden oyuncularını proteste eder? Neden yuhlar? Daha oyuna yeni girmişti. İyi kötü şeyler yapmamıştı bile diyor. Haklı. İrfan çok tecrübeli ve büyük oyuncu. Ben İrfan'ın kalitesine inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi. Bu yüzden buradayım zaten. Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Bakın sosyal medyaya yansıyan haberlerin hepsi doğru yani. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımıza, başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmasa seneye ben burada olmam diyor. Ki hatırlarsanız bu duyumu da vermiştim. Bugünkü performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takımımız sahaya ruh koydu. Zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hakeme saha içinde anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu. Rakip çok zaman geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok ve olmamalı. Mekke'ye Ankara gücü iyi oynadı. Bunu göz ardı etmiyorum ama hakeme çok vakit geçtiğini söyledim. İlk yarıya 2 dakika eklendi ama bence ikinci yarıda olduğu gibi 8-9 dakika eklenmeliydi diyor. Haklı. İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu. Ben bunu görüyorum. Bazılar için öyle olmayabilir ama onlar İrfan'ın kalitesini görseydi onu yuhalamazlardı. Her oyuncunun inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Bugün maçın kaderini değiştiren oyuncu İrfan Can'dı. Çok karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi. Yuhalayanların Fenerbahçe taraftarı olup olmadığını bilmiyorum. Hani bana her cümlemde diyorsunuz ya hocam sen de işte bir şey yapınca Fenerbahçeli ilan etmiyorsun. Fenerbahçe düşmanı görüyorsun diye. Alın da aynı fikirde. Oyuna giren bir oyuncu yuhalanmamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum. Taraftarın yanımızda olması gerekiyor. Valencia'nın da ıslıktan doluyor. Nasıl mümkün anlamıyorum. 31 gol attı bu sezon. Bu kadar gol atmış bir oyuncunun bu bir pozisyonu değerlendirmemesi nedeniyle öyle tepkiler görüyor. Nasıl görüyor ha, anlamıyorum diyor. Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Benim için de yeni bir durum diyor. Bilmiyor ki Fenerbahçe içinde ne kadar Fenerbahçe olmayanlar var. Zaten Türk anlamadığım çok şey oluyor diyor. Ümit demiş. Ee, özellikle şu Galatasaray maçı için Ali Koç ayrılırsa ben de ayrılırım diyor. Bak şu anda bütün bedenimle ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük bir sevgi istiyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seni herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz diyor. Hocam Ali Koç bunu bilerek dedirtmiş olabilir mi? Geçiniz. Geçiniz. Şimdi bak. Fenerbahçe e, bir müsabakayı kazandı. Sadece bir müsabakayı kazandı. Ama neyi kaybetti? Hani bazen buna bakmak lazım. Şimdi bugün kaybettiği bir şey, Fenerbahçe'nin kaybettiği bir şey var mı? Ben kaybettiği bir şey görmüyorum. Peki hocam sadece müsabakayı mı kazandı? İşte sadece müsabakayı kazanmadı. Aslında İrfancan Kahveci'yi kazandı. Ben katılmayacağınızı biliyorum ama bence Cao Pedro'yu da kazandı Fenerbahçe. Ya bilmiyorum arkadaşlar kıpır kıpırdı. Benim hoşuma gitti ki ben kolay kolay futbolcu beğenmem. Aynı İrfancan kahveciden taraftara mesaj var aslında. Yani ee, şimdi İrfan'ı da anlamak lazım. Niye anlamak lazım? Ya arkadaşlar tamam. Para kazanıyorlar. Hocam bu işin parasını kazanıyorlar. Mecbur oynayacaklar. Eşcak gibi oynayacaklar. Ya tamam kabul. Parasını kazanıyorlar. Okey. Ama yani hiçbir bu insanların duygusu olmasın ya. Bu insanların hiçbir şeyi hani kendine ait bir şeyler olmasın. Ben ona kızıyorum. Ya bu insanların hiç mi e, özel hayatı şunu bunu olmasın. Ya o eleştirmeye gelince. İrfan diyor ki: "Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar." diyor. Ya bakın. Gerçekten diyorum. Maç biter, ıstıklarsınız, kabul. Yani oyundan çıkı, çıkarken ıstıklamaya da bir nebze kabul. Bak her şeyi kabul. Niye? Ya 8 sene 9 senenin kupasızlığı. Tahammülsüzlüğünüzü anlıyorum. Bak hak veriyorum. Ama mesela Fenerbahçe zorlu bir maçı kazanmış. Maçın bitiminde ilk kurulan cümle şu. Bugün şu çok kötüydü. Şimdi gelin de siz benim tarafından bakın. Bunların Fenerbahçe'li olduğuna inanın. Ya maç bitmiş. Arkadaşım bir tanesi 500 kere yazıyor. Batu Şua'yı Başakşehir maçında oynayacak mı? Şimdi arkadaşlar bakın benim oturduğum yerden bir düşünün bir de siz yorumlayın. Ya maçı kazanmışız maçın adamını konuşalım diyelim ki bugün şu iyiydi ya da kötüyü konuşmayalım. Diyelim ki şunun şunu vardı bunun bunu vardı mesela benim takımda beğenmediğim futbolcular var. Yok değil doğru ya doğru var beğenmediğim futbolcular var. Hangi futbolcuları beğenmiyorum diye size sorsam çoğunuz bilemezsiniz. Çünkü ben saklı tutuyorum. Hocam seninki de işte şeylik. Sen de başka bir yöntem deniyorsun. Hayır abi ben daha çok kazanma taraftarıyım. Yani daha çok kazanma taraftarıyım. Kaybetme taraftarı olmayın. Ya kazanabiliriz. İrfan Can'ı da kazanabiliriz. Diğer İrfan Can'ı da kazanabiliriz. Bak bugün 6 ay yoktu. İrfan Can kaledeydi. Ben beğendim şahsen. Yani siz beğendiniz mi bilmiyorum. Ben şahsen beğendim. Ama yani bak burada mesela eee Yönetim istifa tezahüratları vardı mesela. Duydunuz mu? Şimdi ben pozisyonları yorumlayalım istiyorum. Sonra vaktimiz kalırsa bunları da ekleyelim. İlk olarak nereden başlayalım? İlk olarak Fenerbahçe Süper Lig'de Ankara gücünün 90 artı 6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Birileri tam şampiyonluk paylaşımları yapacakken bir şeyler ellerinde belki de ayaklarında patladı. Çünkü tam hazırlanmışlardı paylaşım atacaklardı ama Küçük Emrah moduna girdiler. Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda resmi maçlarda 101. golüne ulaştı. 101. gol resmi maçlarda. Bu sezon Fenerbahçe Süper Lig'de geriye düştü. Maçlarda en fazla puan çıkaran takım oldu. 20 puan çıkartmışız arkadaşlar. Geriye düştüğümüz maçlarda 20 puan çıkarmışız. Hani az bir puan değil açıkçası. 20 puan. Geriye düştüğüm maçlarda. Hani sezonu da kaybedebileceğim bir ivme biliyor musun? Yani sezonu da kaybedebilirsin arkadaşım. Ama gitti. Tamam maç gitti. Tamam buradan geriye dönüş yok deyip sezonu da kaybedebilirsin. Ama 20 puan çıkartmışsın. ben cazım sarmayacak bir şey. Ve son 3 galibiyeti de Fenerbahçe geriden gelerek almış. Ankara gücü, Fatih Karagümrük, Alanya Spor. Bu 3 üç maçın 3'ünün de ortak bir özelliği var. 3'ünde de aslında hakemler Fenerbahçe kaybetsin istediler. Ya Alanya'yı 3-1 kazandık ama yani neremizden neler çıktı. Fatih Karagümrük 3-1 kazandık. 2-1 kazanmadık mı ya? Demek ki 3-1 kazanacak. Bak kafam ne kadar gittiyse. Ankara gücü 2-1. Bak dediğim gibi. Hani inanın hani Alanya'da fişi çekelim bitsin dedi. Hani Galatasaray boşuna erken oynatmayalım dedi. Olmadı. Kara olmadı. Ya attığın nizami gol sayılmadı. İki maçta da. İki maçta da Alanya maçında da Karagümrük Gümrük maçında da. nizami golün sayılmadı. Penaltıların verilmedi. yani rakiplerin yemesi gereken kartlar verilmedi. bugün adaletten bahseden, namustan bahseden arkadaşlar o gün sustular. Hala da susuyorlar. Ama şimdi çıkıp bıdı 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 bıdı. Ya ağlam mı yazalım? Biz de mi sing yapalım? Her yoruma ağla yazalım. Şimdi galibiyet kolimi Crespo'dan. Ki Crespo'nun aktere şayan golü. Şimdi bazı pozisyonlar. Mesela Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı diyor. Bir kere Erman Toroğlu'nun yorumları geçersizdir. Çünkü Erman Toroğlu her gittiği platformda ben Ankara gücü taraftarıyım, ben Ankara gücü taraftarıyım diyen bir isim. Yani bir hakemin ilk defa ben ömrümde ben şu takımlıyım dediğine şahit olduğum için diyorum. Erman Toroğlu'nun bu maçla ilgili yorumlarını boş verin. Ama şu yorum hoşuma gitti. Diyor ki sahada Arda Güler diye bir oyuncu var. Önlem alamıyorsun. Aldığı topların onda dokuzunu mükemmel kullandı. Kendisine çok iyi gol pozisyonu oluşturdu. Yarattı diyordu. aşağı oluşturdu. Ama son vuruşu iyi yapamadı. Türkiye genelinde bu tarz bir oyuncu yok. Bu oyuncu daha nasıl pişecek? Jesus daha fazla şans verseydi. Fenerbahçe'nin en az 6-7 puan olur demiş. Katılmıyorum. Arda sakatlanıp sezonu kapatabilirdi. Şimdi penaltı pozisyonunu yorumlamış ama ben dediğim gibi şey yapmayacağım. Hocam niye? Yok dediği için mi? Yok arkadaşım. Dediğim gibi bir hakemin ben ömrümde ilk defa şu takımlıyım dediğine şahit olduğum için. Şimdi pozisyonları tek tek konuşalım. 1. İsmail Yüksel'e gösterilen sarı kart. Bülent Yıldırım. Yanlış karar. Seçim Demirel. Yanlış karar. Deniz Çoban. Yanlış karar. Erman Toroğlu. Doğru karar. Kırmızı bile çıkabilirdi. Hadi buyurun. İsmail Yüksel'in sarı kartı. Ben şunu söyleyeyim. Tehlikeli bir hareket sayılabilir. Ancak dokunuş topa. Topa dokunuştan sonrası da var. Ee... Hatta İsmail Yüksek diyor ki sarı kart gördüğüm pozisyonda ben önce topa dokundum. Halyan da bana önce topa dokundum. Faul yoktu. Hatta sarı kart yoktu dedi. Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda yardımcının kendisine söylediğini söyledi. İsmail kusura bakma görmedim ben dedi. Ben de teşekkür ettim. Olur böyle şeyler hocam dedim. Bu pozisyon beni demoralize etti. Olur böyle hatalar. Hakemler de insan. Kırgın ya da kızgın değilim. Asla daha dikkatli olurlarsa seviniriz demiş bak. Hem olgunluk hem cümle bu şekilde. Yani maçın içerisindeki şey yanlış anlaşılmasın. Maçın içerisindeki olayı İsmail'in penceresinden dinledik. Şimdi Rıdvan Dilmen diyor ki dakika 87 Fenerbahçe 1-0 geride. Galatasaraylar bitti bu iş. Şampiyonuz demiştir diyor. Ama Fenerbahçe Arefe'yi gösterip bayramı yaşatmadı diyor. <laughs> Şimdi bir arkadaşa da kapak takacağım. O arkadaş da inşallah bu videoyu izliyordur. Şimdi Samet Akaydın. Samet Akaydın ve Arda Güler. İkisini ayrı bir parantez açacağım. Şimdi Samet Akaydın'dan başlayayım. Ben Samet'i övdüğüm zaman arkadaşım bir tanesi maçı bilmem izlemedin mi şöyle böyle dedi. Muhtemelen o arkadaşın maçı gözüyle izlemediği için normal. Bakın şimdi Samet Akaydın'ın 90 dakika istatistikleri. Ben 10 üzerinden 50 verdim dedim ya Samet Akaydın'a. Kolay kolay da bu cümleyi kurmam. İyi dinleyin. Uzaklaştırma. Ayakla uzaklaştırma 4. Engellenen şut girişimi 2. Ki 2, 2. 2 şutta çok net pozisyon sayılır. Pas arası 1. Top çalma 1. Etti sana 8. Kazanılan 2'nin mücadele 2'de 1. Hocam 2'de 1 kazanmış ya. Bu kadar kötü olmaz. Ankara gücü çok gelmediği için olabilirim. Aa 29.500 olduk. Allah razı olsun çağırma kulak asanlardan. Ankara gücü çok gelmediği için olabilir mi? Bu kadar az. Devam edelim ya da Samedi gördükten sonra dün oynamayalım dedikleri için. Kazanılan ikili mücadele. Onda sekiz. Onda sekiz arkadaşlar. Onda sekiz. Kazanılan ikili mücadele. Onda sekiz. Ya şey hava topu özür dilerim 10'da 8. Normal ikili mücadele 2'de 1. Hava topu 10'da 8. Bitti mi? Bitmedi. Yani totalde 12'de 9. Top kaybı 17. Faul 1. Kendisine yapılan faul yok. Bak faul 1. Hocam bak sert oynamamış. Ya sert oynamadı işte. Yok rakip ikili mücadele çok girmedi ki. 76'da 60 pas isabeti. 9'da 2 uzun top isabeti. 1 isabette şut. 1 kaleyi bulmayan şut. Direkten dönen şutu da 1. Ben Samet'i beğendim. İkili mücadelelerde gayet iyiydi. Buraya yansımasa da. Oyun görüşü olarak iyiydi. Tehlike önleme babında iyiydi. Şut çektirtmedi. Maçın diğer ismi Arda Güler. Ben önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de ilk 45 dakikada en çok topla buluşan futbolcu Arda Güler. En çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan, en çok adam eksilten. 78 dakika. 41'de 36 pas isabeti. %88. Önemli pas 4. Orta isabeti 11'de 4. Uzun top isabeti 6'da 4. İsabetli şut 2. Engellenen şutu 1. Top sürme girişimi 8'de 5. Kazanılan ikili mücadele 15'de 8. Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 19. Yapılan faul 2. Top çalma 1. Geriye koşu 2. Eminim Alex de Souza oynasaydı o da böyle bir verim verirdi. Bak Diego Rossi'yi çok beğenmediniz. Ama ben beğendim diyorum. Hocam sen futboldan anlamıyorsun. 64 dakika. 25'te 24 pas isabeti. Sadece bir hata. Orta isabeti 1'de 0. İsabette şut 2. Top sürme girişimi 4'te 4. Kazanılan ikili mücadele 7'de 5. Top kaybı 6. Kendisine bir kez faal yapmış. O da bir faal yapmış. İki kez offside'a düşmüş. Bir de pas arası yapmış. Mesela sizin beğenmediğiniz ama benim beğendiğim isimlerden bir başkası. İsmail Yüksek. Ya da o sahi Samuel. Ya da o bu şu. Saymaya gerek var mı? Bence gerek yok. İrfancan Kahveci 7.5, Miguel Crespo'ya 7.8 vermiş. Sofa skor. İrfancan da 12, Crespo da 12. İrfancan 12'de 11 pas isabeti. Ee, 3 önemli pas, 4'te 2 orta isabeti, 1'de 0 uzun top, 3'te 2 top sürme girişimi başarısı. 6'da 4 ikili mücadele kazanma, 1 penaltı kazandırma, 5 top kaybı, kendisine bir kez faul yapılmış, 1 top çalma. Miguel Crespo da 12 dakikada 15'te 12 pas isabeti, 1'de 1 uzun top, bir isabetli şut, engellenen şut 1, atılan gol 1. 2'de 2 top sürme girişimi, kazanılan ikili mücadele 5'te 5, beş, kazanılan hava topu 1'de 0, top kaybı 3. Şimdi bu şartlarda futbolcu çöplemek. Ben cevap Pedro'yu da beğendim. 45 dakika oynadı ama hırslıydı. 13'te 11 pas isabeti, 1 önemli pas, 3'te 1 ikili mücadele kazanma, hava topu 1'de 1. 3 top kaybı yaşamış, 2 kez faul yapmış, kendisine 1 kez faul yapılmış. Ama ben <laughs> iştahı gördüm onu söyleyeyim. Şimdi Güntekin Onay diyor ki Beşiktaş'ta da Galatasaray stadında taraftar anlamında önemli bir baskı, itici güç hissiyatı var. Kadıköy'de ise bunu fazla göremiyoruz demiş. Aslında Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu maalesef. Taraftarlar maçı kazanabilecek 12. adam olduklarını unut. Şimdi Ankara penaltı beklediği bir pozisyon var. Arao ile Milson pozisyonu. Deniz Çoban penaltı değil. Seçim Demirel penaltı değil. Bülent Yıldırım penaltı değil. Ezel'in annesi Meliha penaltı değil demiş. Bilginiz olsun. Çünkü birilerine göre Ankaragücü'nün gücünün 3 penaltısı verilmemiş. Onlardan biri buymuş muhtemelen. Buyurun Trio ekibi bunu söylüyor. Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyon. Hani Rıdvan Dilmen uyarmıştı. Ben de söylemiştim ya Arda'nın şu elle müdahalesi diye. Pozisyon içeride mi dışarıda mı net görünmüyor diye. Ankara gücünün penaltı beklediği ikinci pozisyon. Arda Güler Kitsiyo mücadelesi. Bülent Yıldırım faul. Sarı kart pozisyon dışarıda. Seçim Demirer faul. Sarı kart pozisyon dışarıda. Eviz faul. Sarı kart pozisyon dışarıda demiş. Yani üçü de penaltı yok demiş. E Hani hakem kollamıştı. Hocam hakem Fenerbahçe'nin penaltısını da kolladı. Ha, şimdi gelelim en önemli kısma. Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi? Değil mi? Maçta kural hatası. Maç tekrar edilecek mi? İster misiniz bu maç tekrar edilsin? Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu. Bülent Yıldırım bu penaltı son derece hayali bir penaltı demiş. İyi dinleyin yalnız beni. Çok kötü. inanılmaz bir penaltı demiş. Seçim Demirel maçın hakemi inanılmaz bir hata yaptı demiş. Deniz Çoban buradan penaltı çıkmaz demiş. Beyin Sports Trio ekibi. Ancak ben size bir şey söyleyeyim. TRT yorumcuları videoyu büyüterek izliyorlar. Alp Pehlivan penaltı. Yat Kahveci net penaltı. Kemal Aslan penaltı. E, hepsi Fenerbahçeli de ondan. Yok. Fenerbahçeli değil. Şimdi şöyle anlatayım. Ankara gücü oyuncusu gole gidiyor. İrfancan Can Kahveci de son adam. Bir pas atıldı Ankara gücü oyuncusuna. İrfan Can'a dirseğiyle rakibi ittirip düşürdü. Direkt kırmızı alması gerekir mi? Gerekir. Direkt kırmızı alması gerekir. Son adam. Gerçi almayanlar da var ama onlar sarı kırmızı giydikleri için. Orta sahada rakip kontraya çıkıyor. İrfancan da birebir aynı müdahaleyi yaptı. Rakibi düşürdü. Atağı kesti. Sarı kart yemesi gerekir mi? Gerekir. Soldan orta geldi. Kafa vurma ihtimali olmasa dahi. Pancanın kafa vurma ihtimali olmasa da Ceza sahası içinde böyle bir devirme. Penaltı olsun mu olmasın mı? Soldan orta geliyor. Kafa vuruyor. Şimdi dün, o iki gün önce oldu. Kerem onun hafif bir temas var. Hafif bir temas. Buna penaltı denir. Bak hafif temasa penaltı dedi. Bunun daha ağırı Valencia'ya yapıldı. Ne dediler? Valencia'ya yapılana. Ya Fenerbahçeli Samet hadi boş verin onu. Geçen hafta faul yapmadı. Fenerbahçe'nin 3. dakikada golü iptal edildi. 3. dakika. Gol iptal diyenler bugün daha sözlük. Yani orada haklı ama burada faul penaltı. Değil enteresan. Ya hadi oradan durduk derler adam. Sametinkine faul buna değil de. İkisi de kafaya kalkacak. Adam kalkmıyor. Samet kalkıyor. O faul ama bu değil. TRT'de büyüterek izlenildi. Gerçek kabak gibi ortaya çıktı. Sol eliyle net bir itme var. Pozisyonu bozuyor ama yayıncı kuruluş ki kendileri görüntü saklama konusunda üstattır. Belki de başka açıdan görüntüyü saklıyor. Hani kesin penaltı denecek diye belki de o açıyı saklıyorlar. Onu da görmek lazım. Allah maça ilişkin Nihat Kahveci'nin yorumları var. Ne diyor niyat Kahveci? Fenerbahçe rahat kazanamıyor demiş. Doğru. Bir gün önce rakibin oynarsa, rakibin kullanırsa, hakem iki tane penaltı çalar, kimse konuşmazsa, en sonu kırmızıyı konuşmazsa rahat kazanamaz. Bir gün inşallah kim konuşmadığımız bir maç geçeriz. Bu maçta enteresan maç oldu. Kağıt üzerinde Fenerbahçe rahat kazanır dersin ama son günlerde rahat kazanamıyor. Çünkü oyun gücü yok. Hala ile Zayt da son maçta kazanmışlardı. Burada da aynısını gördük. Oyun gücü kime göre yok? Yani nasıl bir oyun gücü? Bir de bir şey söyleyeceğim. Son haftalar oyun gücü mü önemli, kazanmak mı önemli? Mesela Galatasaray'ın oyun gücü nedir? Ben işin içinden çıkamıyorum. Hani oyun gücü var mı? Hocam iyi ayak oyunu oynuyorlar. İlk Arda'nın performansıyla oynayamayacağı dünyada takım yok. Arda bir pozisyonda 3 kişi yönüne düşürüp golü de atabilseydi en elit takımlara servis servis et diyor, sat diyor. Fenerbahçe öyle ya da böyle gol olacak sinyalini verdi. Öncesinde İrfan çıkardığı inanılmaz bir pozisyon var. Varsız maç izliyoruz. Öncesinde offside olabilirdi. Var olmadığı için alıştık artık diyor. Hakikaten o pozisyonda offside var gibiydi ama sanki o sahayı bozuyordu ya. Kastettiği pozisyon. Kızıyorlar, ıstıklıyorlar. Maçtan sonra inanılmaz mutluluk yaşıyorlar. Sonra da maç bittikten sonra bu oyunda şampiyon olabilir miyiz? Bu oyunla diyorlar. Ankara gücü gol atınca Galatasaraylılar sevindi. Şampiyon olur muyuz diye. Sonra Crespo durun dedi. Golü geldi. Fenerbahçe ipten aldı. Jesus sen merak etme. Başkan Ali Koç Fenerbahçe'nin başında kalacak. Sen oralara girme diyor. Hani Jesus'un kalması kişilere bağlı. Önemli olan camia falan filan diyor. 15-20 kişi sıkıldı. Geç bunu. İrfancan neden ıslıklanıyor? Bekleneni yapamıyor diye. İrfancan önce pas hatası yaptı sonra gole katkı verdi. Taraftar da alkışladı. Bunu istiyor taraftar. Neden taraftara atıyorsunuz ki konuyu diyor. İkinci yarıda oyuna giren İrfancan her maç böyle oynasa yuhalanır mı? Niye yuhlansın? Taraftar bunları görsün diyor. Haklı. Haklı. İrfancan şöyle oynarsa kim yuhlayacak? Ya da böyle oynayan böyle oynayıp da yuhlandığı zaman taraftar ağzına kürekle vurmayacak. Bak Kemal Aslan'dan Fenerbahçe Ankara gücü Katılırsınız katılmazsınız ama TRT Spor'da bazı açıklamaları var. Diyor ki 5-6 oyuncu şampiyonluğa oynayan oyuncu görüntüsü vermiyor. İhtiyacınız olduğunuz anda size yardım edecek oyuncular var. İyi oyunla kazanıp rakibinizi tedirgin etmeniz gerekiyor. Oyun 0-0 gidiyor. 1-0 mağluplar. Şampiyonluk adayı değilmiş gibi davranıyorlar. Böyle bir lüksü yok Fenerbahçe'nin diyor. Son 5 dakikadaki istek başta olmalı diyor. 96 Sonradan girenler 13 gol bulmuş. Fenerbahçe kenardan gelen oyunculardan büyük. Bugün yine aynısı ama neden bu kadar geç oldu? İyi bir İrfan neler yapabileceğini gösterdi bugün. Israr takıma zarar veriyor. Ha. Serdar Dursun'u kulübün içerisinde uyaran yok bence. Sen Fenerbahçe oyuncusun. Neden bu kadar lakayt? Oyun konsantrasyonu yok. görülüyor bu diyor. E kendisi söyledi 5. santraforum diye. Sana şans gelmiş iyi kullansana diyor. O da Pedro da şansları iyi kullanmıyor. Jesus'un bu oyun planıyla ısrarı takıma zarar veriyor diyor. Hani herkes şey diyor. Bir tane 10 numara olsun, bir tane forvet olsun. Çift forvetten diyor. Emre morelli 55 60'ta oyundan çıkıyor. 11 başlayınca Arda mecbur bıraktı seni oynamaya. İzledim bugün Arda'yı scoutlar parça parça oyuncu videosu yapar ya. Şu maçta görüntülerini alıp koysalar yeterli. Bundan önceki maçlarına gerek yok diyor. Jesus sen Beşiktaş'ı yenseydin. Olimpiyat standında 80 bin kişiye oynardın. Sadece 3 puan kaybetmedin Galatasaray'a. Rakibine psikolojik üstünlük de verdin. Giresun maçında başladı her şey. Sen başkan kalırsa diyorsun. 2 gün önce Flamengo ile konuşmaların çıktı ortaya. Sen şampiyon oynayan, şampiyonluğa oynayan takımın hocası olarak polemik içindesin sürekli diye en doğru cümlelerde burası. Önce işine bak. Doğru söylüyor adam. Adam doğru söylüyor. Ve sen Flamengo ile görüşüyorsun. Sen önce takımına inan. Sen önce takımı için uğraş. Tam doğru söylüyor. Sen psikolojik üstünlüğü verdin diyor. Ha bunu da sürekli dile getirmenize kızıyorum ben. Galatasaray'a yenilmesek böyle olmaz. Şöyle yapmasak böyle olmaz. Ya. Galatasaray'a yenilmesen offsite'ımsılar üretirlerdi. Parfüm süler üretirler. Yine bir şeyler olurdu. Geçiniz bunlar. Transfer yapmana da gerek yok. Lobi al, hakem al yeter. Son olarak İrfan Can ve Ali Özkin'in konuşmalarını da söyleyeyim. Çünkü bunlarla bitirelim. 40 dakikada daha az olmuş oldu. Altay kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim aramız çok iyidir. Bir fırsat doğdu. Bir fırsat gelmesini bekliyordum. Bir sakatlık olsun. Bir ceza olsun istemeyiz. Hani menfaatler gereği bir kulübedeyiz. Bir tribindeyiz diyor. Çok şükür sahada oynama fırsatı buldum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geri dönüp kazandık. Golü de 80 civarı yedik. Yani son 10 dakika kala maçı çeviriyoruz. Biz böyle birlik olduğumuz sürece futbolcu, hoca, başkan böyle maçlar bize şampiyonluklar kazandırabilir. Geçen hafta da bir sıfır yenildik ama kopmuyoruz oyundan. Takibe devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz takımca. Son dakikalarda gelen golün sevinci ayrı oluyor. Tribünlerle birlikte coşkuyla kutladık. İnşallah önümüzdeki haftada kazanırız diyor. İnşallah. Alooski de kaybetmeyeceğimizi biliyordum diyor. Ezgi Can Alooski. Kaybetmeyeceğimizi biliyordum bugün. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koydu. Beraber savaştığımızda işler, işler istediğimiz gibi gitmese de işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Bugün sahaya karakter koyduk takım olarak inandık sonrasında da galibiyeti aldık. Maç maç gideceğiz zorlu bir rekabet var önümüzde İnanarak e, zorluklarından üstes zorlukların üstesinden gelerek hedefe ulaşacağımıza inanıyorum diyor. <laughs> bir galibiyet kutlamasıydı son anlarda. Müthiş bir kutlamaydı. Takım ruhunu o anda göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. O anda nasıl mutlu olduğumuzu herkes gördü. Gösterdiğim sevinç gösterdiğimiz sevinç takımın ruhunun ispatı bu çok büyük bir keyif demiş. Yani futbolculara bakın hepsi inanmıştık sergiliyorlar. Keşke taraftar da bunu sergileyebilse. Ya diyorum ya arkadaşlar eleştirmek kolay. <laughs> Ama e, övmek zor. Maalesef övmek zor. Övdüğün zaman kötü oluyorsun. Diyorlar ki birinden para mı aldı? Ya arkadaş Herkes Fenerbahçe'nin oyunu, bugünkü oyunu kazanmaya yetmez, şampiyonluğa yetmez diyor. Ben aksini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyunu da şampiyonluğa yeter. Niye biliyor musun? Bak. Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu var. Rakibin her şey lehine. Hakemler lehine, skor lehine, medya lehine, ortam lehine, her şey lehine. Senin lehine olan ne var? Taraftar tribünde yuhlasın. Sosyal medyada çöplesin. Teknik direktörün başkasıyla görüş. Futbolcularının sakatlığı bitmesin. Sağlık ekibin doğru düzgün bakmasın. Hani her açıdan negatif. Ya buraya kadar tutunmak. Bak matematiksel olarak 10 maçımız kaldı. Benim hesaplamalarıma göre 7 e, tane ligde 3 tane de Türkiye kupasında maçımız kaldı. Yalvarırım 7 10 maç. 10 maç. Ya İrfan çöpse de iyi futbolcu değil. Destekleyin. Öbürü çöpse de şu iyi bu iyi deyin. Yani o şöyleyse de böyleyse de şu deyin bu deyin. 10 maç. 10 maç dişinizi sıkın. Yaz boyunca elinizden geleni yapın. Yani yaz boyunca. Yani maç. E, maç maç. Sezon sezon. Hadi buyurun arkadaşlar. Maç maç sezon sezon. Alın size sezon. Ee, son olarak Fenerbahçe Ali Koç'un TFF'de lobisi olsaydı. Salva kardeşim güzel paylaşmış. Diyor ki Erden Timur TFF'yi tehdit edemezdi. FDK'da Fenerbahçe'ye şikeci diyen birisi görev alamazdı. Offside'ımsı maçı olmazdı. Icardi 3 maç ceza alırdı. Galatasaray 14 maç seri yapamazdı. Bu arada merakımdan soruyorum. Fenerbahçe 17'de 16 yaptığı zaman şike oluyordu. Hiçbir Türk takım 17'de 16 yapamaz. Böyle bir şey varsa şike diyen Galatasaray taraftarı. Galatasaray son 17 maçta 16 galibiyet aldığının farkında mı? Hani kendi cümlelerinizle söylüyorum. Şike yapıyorsunuz değil mi? Kesin. Çünkü siz söylüyorsunuz. Galatasaray taraftarı şikesini itiraf ediyor açık açık. Fenerbahçe yapınca şike oluyorsa Galatasaray yapınca da şike olur. Mesela Galatasaray 7 aydır kırmızı karta boğulurdu. Galatasaray'ın rakipleri sık sık penaltı alırdı. Şu ana kadar bir penaltı almışlar. Koca sezonda. Portekizce bilmeyen hakemler Jorge Jesus'a direkt kırmızı gösteremezdi. Zaten gösterse de hakemliği biterdi. Ligin en kritik maçına Adana Demirspor maçına Ali Palabıyık atanmazdı. Atansa da Fenerbahçe'yi kollardı. Yabancı sınırı kalkmazdı. En önemlisi Galatasaray lider değil. İlk 2'nin belki de ilk üçün içinde bile olmazdı diyor. Aklımı bence aklı. Dediğim gibi gün birlik günü. Hocam futbolcuları puanlayacak mısın? <laughs> Arkadaşlar bu bir gelenek olduğu için yapacağım. Ben önce şunu söyleyeyim. Bana göre maçın adamı Eğri bayat. Kurtarışları gerçekten takdire şayandı. Hani hep diyorsunuz ya atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak. Gerçekten bu maç tutanın iyiydi. Atanın iyi miydi? Bak, Valencia'nın kıpır kıpırlığını beğendim ama bitiricilik bitiriciliğinde hala bir sorun var. Keşke sarı kart cezasını yani sarı kart yiyip bir maç dinlensin sonra bakın siz formuna. Ben futbolcuları e, futbolculara söyleyeyim. İrfancan 10, 10 üzerinden 10 ama 6.9 vermiş SofaScore. 3 kurtarış yaptı diyor. 1 uzaklaştırma, 1 bir, bir kaleyi başarılı terk ediş, 1 ceza sahası içinden kurtarış. 27'de 21 pas isabeti uzun top 15'te 9 yani 6 tane hata uzun topta. Bir uzaklaştırma bir kazandan hava topu mücadelesi. Ben İrfan Can'a 10 verdim. say Samuel maçın gizli kahramanlarında. Çok bir şey yapmadı gözükse de uzaklaştırma bir engellenen şut bir pas arası bir top çalma 3 geriye koşu 2 kazanın ikili mücadele 13'te 8 kazanan hava topu 2'de 2 top kaybı 10. Bir foul kendisine 2 foul yapmış 56'da 48 pas isabeti. 2 önemli pas, bir de bir uzun top, 1 isabetli şut, 4'te de 3 top sürme girişimi. Bir arkadaş da diyor, "Eğer o sayı topçuysa ben futboldan anlamıyorum." diyor. Hakikaten futboldan anlamıyor. Şu olsaydı 10 alması lazım. Ama bir asist olsa. Asist olmadığı için 9'da kalsın. Samet'e 10 veriyorum. Atilla Salahi 7.2. Yenilen golde hatası var deniliyor. Bir şey söyleyeceğim. Yenilen golde stoper olarak en ufak bir müdahale yapsan kırmızı yiyeceğin farkında mısın? 8 uzaklaştırması var 8 Atilla Salah'ın bir top çalma 1'de 1 ikili mücadele kazanma 5'te 4 hava topu kazanma ee, 2 önemli pas 7'de 2 uzun top isabeti Bir kaleyi bulmayan şutu var bir de direkten dönen topu var Nasıl beğenmiyorsunuz ben anlamıyorum ben 9 veriyorum Alioski Alioski ofansif olarak 10 defansif olarak 2 Topladığın zaman onun üzerinden 6 alıyor benden Kazanan ikili mücadele 6'da 4 Kazanan hava topu 5'te 2. Top kaybı 15. Bir faul yapmış. Kendisine 4 faul yapılmış. 63'te 54 pas isabeti. 4'te 0 orta. 3'te 2 uzun top. 3 tane de kaleyi bulmayan şutu var. Ben 6'yı anca veririm. Rossi. Hani siz beğenmediniz ama ben Rossi'ye bir, bir 8 veririm. Zayt. Bence Zayt'ın kötü günüydü. Yani kötü günüydü ama orta isabeti 1'de 1. Uzun top 3'te 2. Top sürme girişimi 2'de 0. Kazanılan ikili mücadele 12'de 2. Çok kötü. Ben zaten 6 veriyorum. İsmail Yüksek 9. Arda Güler 10 tabii ki. Serdar Dursun 6. Valencia'nın kıpır kıpırlığını beğendim. 8. Attığı gol de dahil. Oyuna sonradan girenler. Pedro'yu ben beğendim. 7. Arao 7. Standart oynadı. Emre Mor 9. Sarı kart aldırdı. İrfancan 10, Crespo 10. Benim aktaracaklarım bu kadar. Ha iki tane asist yaptı sayılır. Ee, benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olalım. Videoları beğenelim, izleyelim. Desteklerimizi eksik etmeyelim. Yaklaşık 40 dakika dedim ama 38. dakikada bitirmiş oluyorum. Görüşmek üzere.